Şu ana kadar vektörlerle yapabileceğimiz bazı işlemler tanımladık. Mesela vektör toplamı. Evet, vektör toplamının ne anlama geldiğini gördük. Kısa bir tekrar yapmamı isterseniz, a1, a2'den başlayıp an'e kadar gittiğimizi düşünelim. Evet, bu vektörün farklı bir vektör olan b1, b2 böylece bn'e kadar olan vektörle toplamını gördük toplama işlemi sonucunda üçüncü bir vektör elde ediyorduk, öyle değil mi? Toplam vektörünün her bir bileşeni diğer vektörlerin buna karşılık gelen bileşenlerinin toplamına eşit. Hemen yazıyorum. A1 artı B1, A2 artı B2 ve böyle böyle son olarak da AN artı BN. Evet, bunu hatırlıyorsunuz değil mi? Bu tanımı birçok videomuzda da kullandık. Buna ek olarak skalerle çarpım. Evet, skalerle çarpımı da biliyoruz. Elimizde reel bir C sayısı olduğunu düşünelim ve bunu bir vektörle çarpmaya çalışalım. Vektörü yine a1, a2, nokta nokta nokta, an olarak oluşturalım vektörün skaler çarpımı ya da bu vektörün bir skalerle çarpımı diyelim. Evet bunun sonucunda elde edeceğimiz vektörün bileşenleri bu vektörün tüm bileşenlerinin ayrı ayrı bu skalerle çarpımına eşit olur. C çarpı A1, C çarpı A2, nokta nokta nokta, C çarpı AN. Bu iki işlemi gördükten sonra iki vektörü çarpmanın da bir yolu olup olmadığını düşünüyor olabilirsiniz. Bu vektörün bir skalerle çarpımı ya da başka bir deyişle vektörü ölçeklendirmekten başka bir şey değil. Olayı üç boyutlu bir şekilde gözünüzün önüne getirmeye çalışırsanız skaler çarpım gerçekten de bunu yani vektörün uzunluğunu ölçeklendirir. Bu arada vektörün uzunluğunu henüz tanımlamadık ama bu işlemin nasıl işlediğini anlıyorsunuz değil mi? Vektörleri çarpmak için aslında bakarsanız iki farklı yol var. Bu videoda bunlardan sadece birinden yani nokta çarpım olarak bilinen yoldan bahsedeceğim. Nokta çarpım A nokta B olarak ifade edilir. Bu iki vektörün arasına nokta koyarız. Zaten nokta da çarpma işlemini ifade eden işaretlerden biridir. Bu iki vektör arasına nokta değil de çarpma işaretinin kendisini koyarsanız bu farklı bir işlem Nokta çarpım diğer çarpma işlemi olan çapraz çarpıma kıyasla matematiksel olarak çok daha kolay bir işlemdir. Hemen göstereyim. Nokta çarpım sonucunda e, bu mesela a vektörü olsun a1, a2 böylece a n'e kadar gidelim ve bu da b vektörü olsun bu da b1, b2 ve b n'e kadar devam etsin. Bu iki vektörün nokta çarpımının sonucu karşılıklı bileşenlerinin birbiriyle çarpımının toplamına eşittir. Yazalım. A1 çarpı B1 artı A2 çarpı B2 artı nokta 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 AN çarpı BN. Peki bu nedir? Sizce bu bir vektör müdür? Hayır, bu işlemin sonucu olarak bir sayı, reel bir sayı elde ederiz düşünsenize bir sürü reel sayının çarpımını alıp birbiriyle topluyorsunuz. Evet bu skaler bir değerdir, reel bir değer. O halde neymiş? İki vektörün nokta çarpımını alınca skaler bir değer elde ediyoruz. Anlaştık mı? Bu eğer biraz soyut geldiyse isterseniz bir iki örnek görelim. Mesela 2 5 vektörü ile evet 7 ve 1 vektörünün nokta çarpımını aldığımızı düşünelim. Az önce gösterdiğim gibi bu işlemin sonucu olarak 2 çarpı 7 artı 5 çarpı 1 yani 14 artı 6 eh, pardon 14 artı 5 öyle değil mi? Yani 19 elde ederiz. Evet bu iki vektörün nokta çarpımı 19'a eşitmiş. Hadi gelin bir örnek daha yapalım. Farklı bir renk kullanayım. Bu kez 1, 2, 3 vektörünün eksi 2, 0 ve 5 vektörü ile nokta çarpımını alalım. Evet, 1 çarpı eksi 2 artı 2 çarpı 0 artı 3 çarpı 5. Eksi 2 artı 0 artı 15 ve burada 13 eder. Buradaki tanıma göre nokta çarpımı bu şekilde yaparız. Size şimdi farklı bir tanım daha göstermek istiyorum. Bu tanım için öncelikle vektör uzunluğunu, evet vektör uzunluğunu tanımlamamız lazım. Uzunluğun ne olduğunu biliyorsunuz değil mi? Küçüklüğünüzden beri eşyalarınızın boyunu ölçtüğünüzden eminim. Peki vektör uzunluğu için bu kadar beklememizin sebebi ne olabilir dersiniz? Ah, bunun sebebi olayların artık üç boyutlu uzay olan R küpünde dışına çıkıyor olması. Demek istediğim bu vektörlerin 50 tane bileşeni de olabilir öyle değil mi? Ve yapacağımız uzunluk tanımı 50 bileşenli bu vektör için de geçerli olacak. Uzunluk tanımı bildiğimiz uzunlukla da tutarlı bir tanım olacak. Bir vektörün uzunluğundan bahsettiğimizi vektörün iki tarafına ikili çizgiler çizerek ifade edebiliriz. Evet, A vektörünün uzunluğu eşittir. Şu an bir tanım yaptığımı bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Evet, eşittir. Kare kök içinde terimlerin ya da bileşenlerin diyelim karelerinin toplamı. Evet, artı A2'nin karesi artı nokta nokta AN'in karesine kadar. Mesela bir bakalım, bu b vektörü olsun. Eğer b vektörünün uzunluğunu, ki bundan zaman zaman büyüklük olarak da bahsedildiğini duyabilirsiniz, evet, eğer b vektörünün uzunluğunu bulmak istersek, karekök içinde 2'nin karesi artı 5'in karesi işlemini yaparız. Bu da karekök içinde 4 artı 25'ten karekök 29 olur. Evet bu vektörün uzunluğu karekök içinde 29'muş. Bu arada bunun Pisagor teoremi olduğunu düşünmüş de olabilirsiniz. Haksız da sayılmazsınız. Bakın vektörü bir çizelim. Bunlar eksenlerimiz olsunlar. Evet. B vektörünü eğer standart formda çizersem sağa doğru 2, yukarıya doğru 5 ilerlemem gerekir. 1 2 3 4 ve 5. B vektörü buna benzeyen bir vektör. Şimdi az önce de söylediğim gibi bu vektörün R karedeki uzunluğunu R kare dememin sebebi vektörü iki boyutlu olarak tanımlamış olmam. Pisagor teoremini kullanırsak bu kenar yani 2'nin karesi ile diğer kenar yani 5'in karesini toplarım ve bu toplamın karekökünü alırım öyle değil mi? Aynen burada yaptığımız gibi. Bu da buradaki uzunluk tanımının sizin de bildiğiniz tek, iki ya da üç boyuttaki uzunluklar ile tutarlı olduğu anlamına gelir. Ve bu tanımı kullanarak 50 tane bileşeni olan bir vektörün uzunluğunu da bulabiliriz. Bu arada 50 bileşenli bir vektörü gözümüzün önüne getirmeye çalışmak bile çok zor ama bu tanım işlerimizi bir miktar kolaylaştırır ve bunu kullandığımız zaman soyut olarak uzunluk kavramının ötesine de geçebiliriz. Peki uzunluk kavramını nokta çarpımla bağdaştırmanın bir yolu var mıdır? Mesela A'nın kendisi ile nokta çarpımını alırsak ne olur? A nokta çarpım A. Evet eşittir. Vektörü bir kere daha yazayım. A 1den böyle A n'ye kadar. Bunun yine A1'den A 1den A kadar olan A vektörü ile nokta çarpımını alacağız. Eşittir a1 çarpı a1 yani a1'in karesi artı a2 çarpı a2 yani a2'nin karesi bunu an çarpı an yani an'in karesine kadar bu şekilde sürdüreceğiz. Bunun burada karekök içindeki ifade ile aynı ifade olduğunu görüyorsunuz değil mi? Evet, bu ikisi eşdeğer ifadeler. Bu da vektör uzunluğu tanımını nokta çarpım tanımını kullanarak ifade edebileceğimiz anlamına gelir. Vektör uzunluğu kare kök içinde vektörün kendisi ile nokta çarpımına eşittir. Ve iki tarafın karesini alırsak, e, yeni uzunluk tanımının karesi bu durumda vektörün kendisi ile nokta çarpımına eşit. Bu ispatı da aslında çok kolay bir şeydir ama şimdilik bunun ileride çok işimize yarayacak bir tanım olduğunu söyleyebilirim. Bu videoda size nokta çarpım ve vektör uzunluğunun tanımını yaptım. Sıradaki videoda size bazı özelliklerden bahsedeceğim. Bu özellikler size sıradan gelebilirler ama ileride yapacağımız ispatlarda kullanmak için bu özelliklerin neler olduklarını öğrenmemiz lazım.